İkra, oku. Neyi? Varlığın derunundaki anlamı. Hallacı Mansur'un da bir sözü vardır. O ahalinin attığı taşlar değil de, Cüneyt'in attığı gül acıttı canımı der. Merhaba sevgili dostlar. Maymacaya hoş geldiniz. Bizim yolumuz biliyorsunuz aşk yolu. Şu anda elimde bulunan varakparede Nizamoğlu Seyyid Seyfullah Efendimiz Hazretleri'nin bir nutku şerifi duruyor. Biliyorsunuz Evliyaullah Hazaratı'nın yazdıklarına nutku şerif denir. Onlar yaşamadıklarını yazmazlar. Onlar mutlaka yaşadıklarını, gördüklerini, tattıklarını yazarlar. Şiir değildir onun söyledikleri. Şiir bir sanattır. Şiir bir güzelliktir. Şiir hakikaten önemlidir. Fakat bir latife vardır yani, aldanma ki şair sözü elbette yalandır. Hayalattır şiir. Nutku şerif hayalat değildir. Seyri suluk denilen yolculukta bu sultanlar vardıkları noktaların tahassüsatını ortaya koyarlar ki onlar da bize yol göstericidir. Onlar bunları yazmasaydı biz kolay kolay bunları bilemezdik. Ne diyor sultan? Bu aşk bir bahri ummandır. Buna haddü kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır, bunu bilen de ağır olmaz. Bir bahri umman, sonsuz bir umman. Biz sonsuzluğu kavrayamıyoruz ki. Çünkü sonsuzluğu bilmiyoruz biz. Hep başlayan ve biten şeylerle sınırlı bir şartlanmalarımız var. Burada ailelerin çok önemli ihmalleri var. Efendimiz ne buyuruyor? Bir çocuk 4 yaş, 4 ay, 4 günlük oldu mu bu çocuğa marife başlayın diyor. Yani irfan, sonradan açılacak olan irfan yollarını kavrayabilmesi için bir sistematiğe bağlayın diyor. Biz bunları yapıyor muyuz? Hayır. Biz aman şu üniversiteye gitsin, aman bu yatılıyı kazansın, aman bunu bilmem ne yapsın. Efendim ay şu lisanı öğrensin, ay günün lisanı bu bunu öğrensin. Ticaret bu. Ne yaptın sen abi ya? Gitti çocuk gürültüye. Sen tüccar mı yetiştireceksin, Allah'a kul mu yetiştireceksin? Böyle olunca da biz her şeyi biten başlayan olarak kavradığımızda Allah'ın sonsuzluğunu, o aşkın bahri umman olduğunu söyledikleri zaman olur mu abi ya? Sonsuz ne demek yani? Başlangıcı yok. Kafan yemiyor. Bu çukura nice nice tırnak içinde entelektüeller düşmüş. Bir sürü öyle ateist var. Varlığa şartlanmış. Varlığa şartlanılmaz ki. Varlıktan misaldir varlık. Varlık misal alemi zaten bu alem. Onun için bu varlığın peşinden gitmekte değil. Varlığı okumakla mesele hallolur. Buna haddü kenar olmaz tabii. Bu sonsuzluk, biz buna inanıyoruz, iman ediyoruz. Delilim sırrı Kur'an'dır. Kur'an-ı Azimüşşan'ın harfinden başlayalım. Ayetinden devam edelim. Suresine geçelim. Ve de hatmine ulaşalım. Mutlaka ve mutlaka onun deruni manalarındaki sonsuzluğu hissetmek zorundayız. Yoksa kıraat olmaz. Kıraat olması için derununa vakıf olmak lazım. Hani ikra var ya, ikra diyorlar. Değil mi? Talimet demiyorlar. İkra, oku. Neyi? Varlığın derunundaki anlamı. Maksadı, hikmeti, kudreti, estetiği say sayabildiğine kadar nedir o? 99 Esma'yı sayarsın. Bitiyor mu? La. Bitmez. Sonsuz. Delilim sırrı Kur'an'dır diyor. İşte Kur'an'ın sırrı bu bahri ummanı bize çıkartır, karşımıza gösterir. Ve bunu bilen de ağır olmaz. Bunu bilen de ağır olmaz ne demek? Ağrı namusu şişesinde taşa çaldım kime ne var ya. Şimdi namussuz mu olduk yani? Allah Allah. Yahu İslam'ın temel prensibi namuslu olmaktır. Namus bizde hemen cinsellik olarak algılanır. Tamam, amenna, ama yalan söylememek, emin kişi olmak, cömert olmak, yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, ahlak-ı Muhammediye'ye sahip olmak olmaz ise ne oldu? Bunu bildiğin zaman işte böyle şeylere tenezzül etmezsin. Çünkü bunların dibinde benlik vardır. Benim gibi adam olur mu? Ben şöyleyim, ben şöhretim, benim sesim güzel, benim boyum güzel, benim neslim güzel, benim çocuklarım var, benim malım mülküm. Ne oldu? Perişanlık. Firavun'un açtın.
Ama Kur'an'ın satır aralarındaki ve onun derunundaki manayı kaptığın zaman bu arsızlıklara düşmezsin. Bu deruni manayı o ikra esprisi içerisinde okuyabilen varlıkta benlikten kurtulur. Ar davasını bırakır. Süre geldik ezeliden, pirin Muhammed Ali'den, şarab-ı lem yezeliden içenlere kanar olmaz. Ezelden vardık biz. Şimdi ezel bakışı diye bir bakış vardır. Bu evvel bir bakış manasını taşımaz. Biz öyle zannederiz. Evvel anlamı taşımaz. Ezel, Cenab-ı Hakk'ın zat görüşüyle ve bunların girişimlerinde ortaya çıkacak olan varlığın sonsuz devinimini, yani din gününü bilmesi demektir. Ezeliden süre geldik diyor Sultan. Evet, ezeliden süre geldik. İşte o bakışla varız. Ben 1900 bilmem kaç senesinde doğmuş falan filan gibi görünüyor ama yok. O sistemle alakalı bir şey. Ama bütün varlık alemi o ezel bakışındaki kaderlerin, Ümmül Kitab'ın yazıldığı bakıştır o. Süre geldik ezeliden, pirim Muhammed Ali'den, yani yolumuz Muhammedi yoldur. Tarikimiz Cenab-ı Ali Kerramallahu Veç'e radıyallahu anh Efendimizin ehli sünnet vel cemaat yoludur. Şarabı lem yezeliden içenlere kanar olmaz. İşte bu böyle bir ezel şarabıdır ki, keyfidir ki, anlamıdır ki, maksadıdır ki, Cenab-ı Hakk'ın bilinmek ve sevilmek muradını kavramaktır ki bu şaraba kanılmaz. İç içebildiğin kadar. Eğer aşık isen yâre, uzak dur, girme meydane. Bu meydanda nice başlar kesilir, hiç soral olmaz. Yâre aşıksan, bir kere başını peşinen vermiş olacaksın. Başın var olması ne demek? Nefsin var olması demektir. Benliğin var olması demektir. Bedenselliğin var olması demektir. Enaniyetin var olması demektir. Hazların, şehavatın var olması demektir. İşte bunları yok ettiğin zaman başını vermiş olursun. Bunlar çıkarsa aradan, kalır seni yaradan. Hadise bu. Ha kolay mı? Ya şimdi ben burada bir yiyeceğe tenezzül ediyorsam, bunu hazla yiyor isem, benim cennet rızkından haberim olmadığı içindir bu. Cennet rızkından haberim olduğu an, o yiyecek benim için yok mesabesindedir. Evliyaullah hazaratı hiçbir dünya nimetine tenezzül etmez. Sadece kulluğunu icra edecek kadar kullanır. Cenab-ı Hak bu hizmet için bizi ayakta tutan sisteminin icabıdır o yiyecekler, içecekler. Şimdi bu mecazdan geçelim. Eğer aşık isen yâre, yârin lezzetini algıladıysan bunlar uzak dur. Sakın aldanma âyâre. Bu lezzetlere kanma sakın. Düş İbrahim gibi nâre, nâre attı Nemrut. Cenab-ı Hak dedi. Ne dedi? Berdem ve selamen. Onun için bu gülşen de yanar olmaz. Çünkü gülşen olur senin olduğun yer, gül bahçesi olur. Orada ateş yok. Orası yakmaz. Ama ne var başta? Bağışı sultana vermek var. Yani steril bir halde fabrika ayarlarına dönmek var. Hak ile hak olanlara, kendi özün bilenlere, hak yolunda ölenlere kan bahası dinar olmaz. Ne güzel değil mi? Açık burada hepsi. Yani hak yolunda nefsini de, canını da, kanını da kurban edenlere kan bahası dinar olmaz. Cenab-ı Hak diyor ki onların bahası bana ait, onların ödülünü ben vereceğim diyor. Siz dinarla karşılayamazsınız onu diyor. Bana ait o diyor. İşte oruçlunun ecri, Allah yolunda nefsen cihad eden, fiziken cihad edenlerin şehadetlerinin karşılığı diyor ki bir dakika o bende diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın da eli tutulur mu? Kim bilir nasıl nimetlerle merzuk edecek kullarını. Bak şu Mansur'un işine. Burada da çok büyük ders var. Halkı düşürmüş başına. Enel Hakk'ın firaşına düşenlere tımar olmaz. Şimdi iyi güzel hoş da bunu ayan beyan ortalığa saçmanın da bir alemi var mı? Yok. Çünkü söz anlamayana söylendiği zaman zayi olur. Onun için bu işlerin sahipleri, yani mürşidan hazaratı, herkese midesi kaldıracak kadar, hazmedebileceği kadarıyla bu işlerin balından tattırırlar. Birdenbire verdiğinde o onu kaldıramaz, hazmedemez. Deli bal vardır bilirsiniz, biraz daha fazla kaçırırsanız o gider adam gürültüyor, ayakta duramaz. Onun için Mansur Hazretleri
hakkı ayan olarak ifşa ettiğinden dolayı şeriatın hükmü olarak, hakikatin değil, şeriatın hükmü olarak kendisi sigaya çekildi dünya aleminde. Burada ne kadar alacağımıza biz değil de mürşit karar veriyor değil mi hocam? Efendim şimdi bir zamanlar emekli olanlar emekli ikramiyesini alınca hadi ben de bir bakkal açayım mahalleye. İşte peynirler, zeytinler falandır filandır koyayım falan. Şimdi tabii çekirdekten yetişmediği için gidiyor adam 250 gram peynir rica edebilir miyim? Alıyor, koca kalıbı getiriyor. Lap ortadan kesiyor, koyuyor, fazla geldi. Bir daha kesiyor, koyuyor, yine fazla. Gitti kalıp gürültüye. Ama işin üstadı ne yapar? Bir vurur, koyar, 250'de durur. Şimdi mürşit dediğin, Seferdal Hazretleri Sultanımın bir sözü vardı. Evladım dedi, mürşit müridin yüzüne baktığı zaman alnında Fatiha'sını okur dediydi. Ama ben mürşidim diye ortaya çıkmakla olmaz. Mürşidin irşadı Allah'tadır. Kamil mürşid Allah'a vekil olarak müridini irşad eder. Kendi kendine ben artık mürşidim oldum demekle olmaz. Bu yalancılıktır, kezzaplıktır. Vebali çok büyük. Netice itibariyle dediğine cevap, kamil mürşid, hak mürşid benim ne kadarını kaldıracağımı bildiği için o kadarını söyler. Fakat seyri sülük denilen şey Orhan'cığım, bilinmiyor, bilinmiyor. Bu yaşanmakla bilinir ayrıca, anlatmakla da olmaz. Seyri sülük denilen şeyin yaşamında senin karnının acıktığını mürşid de bilir, sen de ona itiraf edersin. Ona göre senin azığını tekrar temin eder, yeniler, program yapar sana. Mürşid, müridine diyet programı verir. Dünya perestlikten, nefsaniyetten seni iyice arındırmak üzere diyete sokar. Bu taraftan da seni kemalat için ne lazım ise onunla besler ki nedir o? Esma-ül Hüsna'dır. Ama onun işidir o. Bizim işimiz değil. Hocam bir şiirde diyor ki, gönül neylersin öğüdü, yara kendinde kendinde. Her neyi ararsan iyi kötü, ara kendinde kendinde. Ben şunu mu anlamalıyım sizin anlattığınızdan? Mürşit yine bende var olan bir şeyi çıkartıyor. Hiç şüphen olmaz. Ama ben bunu çıkartacak güçte değilim. Hayır. Mutlaka mürşide ihtiyaç vardır. Resulullah Efendi Hazretleri'nin de bir sözü vardır. İnsan kitapla irşad olmaz. İnsan insanla irşad olur. Seyfullah sözünde mestir. Bu sözlerle o söylüyor. Önünü, ardını, içini, dışını, her şeyin farkındalığı içerisinde mestir. Şeyhinden aldığı destir. Yani el ele el hakka. Bu sır yedullahu fevke eydihim ayetinden kinaye, mürşidin müride elinden vermiş olduğu bir feyizdir, berekettir. Divane ra kalem nistir, ne söylese kınar olmaz. Divaneler için kalem malem şuydu buydu yoktur. O aşkın seline kapılmıştır. Hallacı Mansur gibi enel hak der, sonra da taşlanırken güler. Orada çok güzel bir şey vardır malumunuz, paylaşalım. İşte taşlanarak efendim infazı şey yapılır. Herkes taş atar Hallacı Mansur Hazretleri'ne. Zamanın büyük velisi Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de bir gül atar. Yani senden aynı fikirdeyiz. Doğru söyledin ama şeriata mugayyir bir iş oldu. Ben de şeriatı uygulamak için sana bir şey atıyorum ama gül atıyorum. Hallacı Mansur'un da bir sözü vardır. O ahalinin attığı taşlar değil de Cüneyt'in attığı gül acıttı canımı der. Eyvallah. Thank you.